Afyonkarahisar'da organizasyon ve çiçekçilik üzerine iş yeri sahibi olan Şükran Kulaçoğlu, 2016'da yaptırdığı tetkiklerde meme kanseri olduğunu öğrendi. Hocamız oturttu karşısına, çıktıları aldı, önüne koydu, kafasını kaldırıp bana bakarak evet Şükrancığım dedi, kansersin dedi. Hastalığı nedeniyle işini ara veren Kulaçoğlu, tedavisi devam ederken moral ve motivasyonunu yüksek tutup kendini çalışmaya verdi. Güçlü kadın hastalığı yenme sürecini şu sözlerle anlattı. Şimdi o anki psikoloji direkt bir alt üst, hani kaynar sular döküldü, dizlerimin bağı çözüldü. İki elimle diğer elimi sıktım, sadece peki diyebildim. Radyoterapi sürecinde artık bir himaye altında çalışmak istemediğimi, ticareti sevdiğimden de kaynaklı kendi işimi yapmak istediğime karar verdim. Ben işi bıraktım ve Oruçoğlu pasajında, pasajın kör bir noktasında küçücük bir dükkan tuttum. Doğum günü, nikah şekeri, bebek şekeri. O günler için popülerliği yüksekti. Doğum günü organizasyonları, balon örgüler, masa hazırlıkları, daha sonra nişanlarda dağıtmalık hediyelikler şeklinde. Kanser sürecinin aktif tedavim devam ederken ben bu işlere kalkıştım. Motivasyon çok yükseldi. Tedavi bir taraftan devam ediyor ama moral anlamında yükleme olayı daha fazla oluyor. Kafam rahat. İşim yoluna girdi ve ben bu yoğun koşuşturmanın içinde farkında bile olmadan kanseri yendiğimi gördüm. Kansere yakalanan kadınlara da şu tavsiyeleri verdi. Benim yaptığımı herkes yapabilir. Hiçbir şekilde hiçbir kadın hiçbir şeyden pes etmemeli. Kadınlar güçlüdür. Dediğim gibi bizim topraklarımızın kadınlarının hepsi güçlüdür. Hepsinin içinde bu cevher zaten var. Yapamayacağım diye hiçbir şey yok. Herkes en kötü şartlarda bile her şeyi yapabilir. Dirayet, inanç, kendine güven,